Arkadaşlar iyi günler. Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalında yine bir aradayız. Bugün konumuz 10. sınıf coğrafya konularından Türkiye'de iç kuvvetlerden bahsedeceğiz. Türkiye'de iç kuvvetler konusuyla ilgili sorularımızı çözmeye başlayalım diyorum. Birinci sorumuz şöyle. Arkadaşlar buna göre özelliklerinden hangilerini taşıdıkları söylenebilir? Son yüzyıl içinde yaşanan büyük depremler ele alındığında bunlardan bazılarının Erzincan 1939, Gerede 1944, Bol Gölcük 1999, Erciş 2011 merkezlerinde gerçekleştiği biliniyor. Buna göre diyor, 7 şiddetinden büyük oldukları, Kaf üzerinde yaşandıkları, volkanizma öncesinde yaşanan sarsıntılar oldukları gibi özelliklerinden hangileri söylenebilir? Bir kere 7 şiddetinden büyük olduklarını kesin söyleyemeyiz. Bakın bunların tamamı 7 şiddetinden büyük ama bu öncülde bize 7'den büyük veya küçük olduğuna dair hiçbir şey söylememiş. Arkadaşlar Kaf üzerine gerçekleştirdiklerini kesinlikle söyleriz. Çünkü Erzincan, Bolu, Kocaeli, Van şöyle dönüyor ya, kıvrılıyor Türkiye'nin kuzeyinde. Kıvrılan yer Kuzey Anadolu fay hattı. O zaman Kaf üzerinde yaşandığını da söyleyebiliriz. Volkanizma öncesinde yaşanan sarsıntılar olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü Türkiye'de aktif bir volkanizma söz konusu değil. Dolayısıyla da arkadaşlar burada yalnız iki söyleyebiliriz. Diğerlerini öncülden yola çıkarak söylememiz mümkün değil. Değerli arkadaşlar, şimdi diyor ki buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilerden yerlerden hangisi masif araziler arasında yer alır? Türkiye jeolojik açıdan çok eski dönemlerde meydana gelen orojenik hareketlerden etkilenmiştir. Bu süreçte tektonik olarak oldukça örselenen kimi araziler artık kıvrılma özelliğini bütünüyle yitirmiştir. Böyle yerlere masif arazi adı verilmektedir. Türkiye'deki masifler günümüzde kırıklarla parçalanmış. Buralarda graben ve horst şekilleri ortaya çıkmıştır. Ya bu graben ve horstları nerede duyuyorduk ya? Trakya'da ben hiç duymadım. Akdeniz'de de duymadım. Bu graben ve horstlar hep Ege'de değil miydi arkadaşlar? Zaten sorunun cevabını vermişiz. Baktığın zaman Trakya'da yok, Akdeniz'de yok, Doğu Karadeniz'de yok, Doğu Anadolu'da yok. Graben ve horst şekilleri Ege bölgesinde yer alır. Dolayısıyla cevabımız Türkiye'nin en büyük masifi olan Menteşe masifi üzerinde yer alan 4 numaralı alandır. Cevabımız da Denizli'dir böyle olduğu için. Türkiye'de en son volkanik faaliyet aşağıda verilen dağlardan hangisinde gerçekleşmiştir? Arkadaşlar günümüz Türkiye'sinde aktif volkan bulunmaz. Ancak günümüze çok yakın dönemde faaliyet yaşanmış bir volkanımızda hala sıcak su ve buhar çıkışı söz konusudur. Arkadaşlar Türkiye'de en son volkanik faaliyet ben yıllardır şöyle anlattım. Nemrut Dağı'dır diye anlattım. 1615 Nemrut Van Gölü'nün oluşumuna yol açan büyük volkanik faaliyet 1615 diye anlattım. Ama 1615'ten sonra da bir volkanik faaliyet olduğunu öğrendim. Bu da Tendürek Dağı'nda 1865 yılında gerçekleşen Osmanlı döneminde vuku bulan büyük volkanik faaliyettir. Dolayısıyla doğru cevabımız Tendürek Dağı'nda hala buhar püskürmüşleri, buhar çıkışları, yani biz onlara fumerol adını veriyoruz, yaşandığı biliniyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacak. Aşağıdaki volkanlardan hangisi ülkenin doğusunda yer almaz? Nemrut, Süphan, Ağrı, Tendürek demiş. Erciyes yani Kayseri'deki Erciyes volkanı ülkenin doğusunda değil orta kesimlerinde yer alan bir dağdır. Türkiye'de deprem olayının çok sık ve şiddetli biçimde gerçekleşmesinde levhalarından hangileri etkilidir? Arkadaşlar Türkiye'deki volkanizma kuzeyde Avrasya levhasına, güneyden Arap levhasının çarpma çalışması sırasında Anadolu plakasının batıya doğru kayması nedeniyle gerçekleşir. Dolayısıyla her üç levhanın plakanın da Türkiye'deki depremlerin ortaya çıkmasında ciddi etkisi söz konusudur. Türkiye'de iki nükleer santral kurmak isteyen bir firma deprem riskinin çok az olduğu yerler arıyor.
Buna göre bahsedilen firmanın yöneticileri önerilen yerlerden hangilerini değerlendirmelidir? Şimdi Türkiye haritası üzerindeki dört yeri önermişler. İki tane depremin çok etkisiz olduğu yer bulacağız ki bizim nükleer fabrikamızın tesisinin buralarda açılması. Çünkü biz Fukushima felaketi gibi Japonya'daki nükleer felaket gibi bir felaketin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. O yüzden depreme karşı çok iyi bir yer bulacağız. Mesela bu Sinop'ta göstermiş, bu Sinop Küre Dağları yöresi vallahi deprem sertlik bakımından çok avantajlı bir ve Taşyeli platosunun denize bakan güney kesimleri Silifke ile Mersin olduğu saha arkadaşlar çok iyi. Bu Konya'nın şöyle değil mi, Türkiye'nin güneyinde depremselliğin az olduğu bölgeler var. Ama 4 numarada depremsellik çok fazla ve 3 numarada depremsellik çok fazla. İşte bu yıl bakın son bir yıl içinde burada Muş tarafında bir deprem oldu. Gene 4 numarada İzmir depremi oldu. Yine 200'e yakın insan yaşamını yitirdi. Demek ki cevabımız 1 ve 2 olmalı. Bizim düzgün kurulması arzulanan santralimiz ki vurulur mu olabilir soru işareti, bir numaralı sağ olarak vurulmalıdır. Zaten ben biliyorum ki şu haritaya bakıp Türkiye'de nükleer santraller nerede yapılıyor şu anda? Nerede? Bir Sinop, birisi Mersin, Taşyurt. İkisini vermişim zaten soruda. Ya, bu soruyu yazanlar da bir cins, bir tür ya. Zaten bilinen bir şeyi vermişsin. Yani sen bunu bize niye sor diye soruyor. Bu durumu aşağıdakilerden hangisini göstermez? 1999 Gölcük depreminde fayın güneyindeki parçanın 4 metre batıya doğru kaydığı tespit edilmiş. Vay 4 metre. Koca bir ülke batıya kaymış. Anadolu yarımadası batıya doğru kaymaktadır. Depremlerin ortaya çıkması Anadolu'nun batıya kaymasıyla alakalıdır. Gölcük 1999 depreminin çok şiddetli olması 4 metrelik hareketle alakalıdır. Bence bu ilk üç söylediğim üçü de doğru. Anadolu'nun kaymasında kirli tabakalar etkilidir. Bir dursun. Anadolu tektonik bakımından aktif bir yerdir. Gerçekten de tektonik bakımından dünyanın en aktif yerlerinden biri ama Anadolu'nun kaymasında kirli tabakaların etkisi olduğu kesinlikle söylenemez. Çünkü burada soruyu yazan kurnazlık yapmış. Bu kirli tabakalar heyelanların gerçekleşmesinde, kütle hareketlerinin ortaya çıkmasında etkiliydi. Ama bunların depremle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş olan bilgidir. Gelelim 8. soruya. Buna göre gibi yerlerden hangileri 3. zamanda çökmüştür diyor. Çök yapmayın adamları. 3. zamanda Anadolu Yarımadası epijeojenik olarak yükselirken doğal olarak yakın yerler çökmüştür. İran, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya. Ya şimdi ben biliyorum ki Türkiye yükseldi orta taraf. Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz çöker. Güneyindeki Akdeniz çöker arkadaşlar. O zaman bunun cevabı Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. İran ve Kafkasya ise yükselmiş sahalardır. Aynı Türkiye gibi yükselme özellikleri gösteren sahalardır. İran'da da dağlar var. Kafkas dağları da biliyorsunuz hem ana Kafkaslar ve arkasındaki anti Kafkaslar çok alanlar var yani çok yüksek yerler var. Buna göre Türkiye'nin bugünkü yeryüzü şekilleri numaralandırılmış kıvrım sistemlerinin hangilerinden belirgin biçimde etkilenmiştir? Orojenik hareketlerden etkilenen Türkiye, kıvrım sistemlerinin ortaya çıktığı süreçlerden de etkilenmiştir. Şimdi Türkiye, Hersinyen, Kaledonyen, Alp, Himalaya sistemlerinin hangilerinden etkilenmiş? Çok kolay bir soru. Bu soruyu buraya koyan yazarlara sorun var. Çünkü Türkiye Alp Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer alan bir ülke değil miydi? Dolayısıyla Türkiye demek ki Alp Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer alıyorsa o zaman doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bu durumun ortaya çıkmasında en fazla aşağıdakilerden hangisi etkili olmaktadır? Türkiye'de genç volkanik arazilerin özellikle Doğu Anadolu bölgesinde oldukça fazla olduğu bilinir. Bunun sebebi ne?
Bölgede çok sayıda sıcak su kaynağı olması. Bu bir sebep değil, sonuç. Deprem sedliğin çok sık yaşanması. Bu bir sonuç, sebep değil. Çok sayıda levhanın kesiştiği bir faylar kuşağında yer alması. Anında bu bir sebep arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Doğu Anadolu bölgesine hem volkanizma, hem sıcak su kaynağı, hem deprem sellik oldukça fazla. Epirojenik olarak yükselme olayının hala devam etmesi yine bunun bir sonucu. Bölgede çok fay hattına rastlanması yine bunun bir sonucu arkadaşlar. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi bu durumun ortaya çıkmasında levhalarından hangisinin diğerleri kadar etkisi bulunmaz? Türkiye deprem sellik bakımından dünyanın en faal ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında Arabistan, Afrika, Avrasya hangilerinin diğer kadar etkisi yok? Arkadaşlar, Türkiye'nin hareketliliğinde, tektonik şekillenmesinde, batıya doğru kaymasında en çok Afrika, özür dilerim, en çok Arabistan ve Avrasya'nın etkisi yoktu, vardı. Ama Afrika'nın, yani güneybatımızda yer alan Afrika levhasının, Afrika plakasının Anadolu'nun kaymasında çok büyük bir etkisi yok. Dolayısıyla yine sorduğumuz bir soru, daha önceki testlerde olan bir soru, bunun cevabı Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Verilen bu özelliklerin İngiltere, Finlandiya, İzlanda, İtalya ülkelerinden hangilerinde fazla görüldüğü, dolayısıyla buraların da genç ülkeler olduğu söylenebilir. Şimdi jeolojik açıdan genç ülke olan Türkiye bu özelliği sonucunda volkanik arazi fazla, sıcak su kaynağı fazla, deprem sellik fazla. Özür diliyorum. Küçük kızım var. Dedim ya, 3 yaşında. O böyle biraz ağlıyor, bağırıyor, gürültü yapıyor, oyun oynuyor. Kusuruma bakmayın, özür diliyorum. Bir daha soruyorum soruyu. Diyor ki, bu volkanik arazinin fazla olduğu, sıcak su kaynağının yoğun olduğu, deprem sellerinin sık sık yaşandığı ülkeler genç ülkelerdir. İngiltere, Finlandiya, İzlanda ve İtalya gibi ülkelerden hangileri genç ülkeler arasında yer alır arkadaşlar, bu özellikler fazla olduğu için? Ben size söyleyeyim. Bir kere İzlanda ve İtalya dünyada volkanizmanın en fazla olduğu ülkeler arasında yer alır, ama İngiltere ile Finlandiya dünyada yer kabuğunun en oturmuş olduğu ülkelerden bazılarıdır. Dolayısıyla buralarda üste verilen olayların fazla yaşandığı söylenemez. Arkadaşlar, YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalında bir test daha çözdük. Bu 10. sınıf testimizi arkadaşlarımızla paylaşacağımızdan, sosyal platformlarda dile getireceğinizden eminim. İzleyelim, izletelim, tanıtalım, duyuralım. Destek verirseniz büyüyecek, büyüdükçe gelişecek, geliştikçe sizlere daha faydalı olacak bu kanal. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.